bir soruşturmanın, bir tahkikatın olduğu bilgisi geldi bize. Dünya için çok önemli olan tahıl koridoru anlaşmasını gerçekleştiren bir ülkeyiz. Bu sebeple aday olmayı düşündük. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan bir süreç oldu. Bu süreçte Başkanlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafına görevden alındı. Yönetim kurulunda bir takım üyeler de görevden alındı. Evet. Bunun hakkında süreçle ilgili sizlerden bilgi alabilir miyiz? Yönetimde bulunan arkadaşlarla ilgili bir soruşturmanın, bir tahkikatın olduğu bilgisi geldi bize. Bununla da ilgili Sanayi Bakanlığı tarafından bir uzaklaştırma süreci gerçekleşmiş. Bunun üzerine Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden benimle temasa geçildi. İşte Kazım Bey, gelebilir misiniz, görüşmek istiyoruz diye. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne gittiğimizde tabii durumu orada izah ettiler, anlayabildik. Bana da yardımcı yönetimde olduğumu söylediler ve böyle bir durumda yardımcı yönetimdeki arkadaşların görev alabileceğini söylediler. Olur dedik, peki dedik, yani bir de hani olmaması durumunda neler olabiliyor gibi işte mevzuattan bahsettiler. İşlerin tıkanabileceğinden, elektrik ödemeleri var, doğalgaz ödemeleri var, su ödemeleri var. Yani buranın günlük yaşamı içerisinde birçok aktivitenin aksayabileceğiyle ilgili bilgiler verilince tamam o zaman dedim, yani diğer arkadaşlarımızla birlikte görev alabiliriz. Toplandık. Avukat hukukçu arkadaşlarımız da vardı. Mevzuattan bahsettiler. Biraz önceki yönetimle ilgili kabaca bize bir detay verdiler. Yeni yönetimin iştigal edip görev alması. Peki dedik, görev alalım. Kendi içimizde de bir seçim yapalım dedik. Kim başkan olsun, kim başkan yardımcısı olsun. Sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. İsmimi başkan olarak önerdiler. Şeref duyarım dedim. Kabul ediyoruz biz de dedik bu görevi. Başkan yardımcımız Kemal Bey var. Kaya halatın ipin sahibi. Diğer yönetimdeki arkadaşlarımız da yönetimi iştigal ettik. İmzalarımızı attık. Bu süreç içerisinde görev aldık. Şimdi sizlerle önceden de görüşmüştük biz ama önceden geçici bir süreliğine hani ben başkan evet, olarak göreve doğru. geldim. Onlar doğru. hani takdir ettiler. Ben de geldim gibi bir söyleminiz olmuştu. Aynen. Ve hatta demiştiniz ki hak eden birisi gelsin seçimle. Doğru. Merak ettiğim şey şu, aday olacak mısınız eğer böyle bir seçim olursa? Şimdi öncelikle şu bilgiyi vereyim. Ben gerçekten yedek üye listesinde olduğumu bile unutmuşum. Orada bile olduğumu bilmiyordum. Yani bu görev benim için gerçekten sürpriz oldu. Ama Gebze Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin içindeki firmalarıyla, altyapısıyla, organizasyonuyla baktığımızda en örnek, en başarılı organize sanayi bölgelerinden bir tanesi. Burada böyle bir görev almak herkesin isteyeceği, onur ve şeref duyacağı bir görevdir. Fakat hali hazırda faal olan şirketlerimizde önemli görevlerde bulunmaktayım, aktif çalışmaktayım. Bununla birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevini yapmaktayım. Burada özellikle gıda tarafında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri bölümünün başındayız. 4600 tane üyemizin olduğu, bunlardan yaklaşık 1500 tane çok aktif ihracatçının olduğu Türkiye'nin en önemli büyük gıda ihracatı birliğinin başındayız. Halihazırda çok ciddi zamanımı aldığından dolayı burayı uzun vadeli takip edebilme şansım, hizmet edebilme şansım kalmıyor. Bu sebeple aday olmayı düşünmüyorum. Yani burayla ilgili uzun vadeli bir planım yok. Ama bu geçiş sürecinde böyle bir ihtiyaç hasıl olduğunu söylediler. İşlerin aksamaması için şerefle ve severek görev aldık. Zaten amacım, hedefim de en yakın tarihte seçimli genel kurul kararını almak. Yönetim kurulumuzla birlikte. Daha sonra organize sanayinde her kim bu görevi istiyorsa, yani başkan ve ekibi olarak
bir yeri istemek lazım. Önemli olan. Her kim istiyorsa, her kim bunun mücadelesini verecekse ipi göğüslesin, bayrağı teslim edelim. Bu şekilde yani yapmak istediğim en kısa süreçte seçimli genel kurul kararıyla bayrağı devretmek. Şimdi o zaman biraz İHBİR kapsamında, tim kapsamına geçelim. Şimdi evet. Siz aslında hem firma olarak hem de İHBİR'deki göreviniz hasebiyle ihracat anlamında gerçekten önemli bir konumdasınız. Evet. Yani gıda sektörünü en azından ciddi şekilde iyi biliyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Doğru. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan bu krizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun bize yansımaları nelerdir? Şimdi öncelikle Rusya ve Ukrayna'nın bu savaşının tüm dünyadaki en doğru stratejik yaklaşımını yürüten bürokratik, siyasi en önemli zaferi kazanan durumunda ülkemiz, Türkiye olarak. Her ikisine de eşit mesafede, her ikisini de daha çok barışa çağıran, birleşmeye, bu mevzuyu bitirin noktasında yaklaşan bir pozisyonda bulunduk. Her iki ülkeye de kapımızı kapatmadık. Her ikisinin de kendisine göre doğruları olduğundan dolayı. Dolayısıyla baktığınız zaman bugün Rusya'da hani hemen hemen dünyanın büyük bir bölümünün sırtını döndüğü bir ülke. Ama Türkiye ile hem ticari hem siyasi sosyal ilişkilerini devam ettiren, keza aynı şekilde Ukrayna böyle bir durumda. Bütün bu sürecin devamında da dünya için çok önemli olan tahıl koridoru anlaşmasını gerçekleştiren bir ülkeyiz. Bu anlaşma ülkemiz için çok önemli olduğu gibi asıl insanlık için çok önemli. Neden? Bugün Rusya ve Ukrayna bölgesine baktığımız zaman dünya tahıl pazarının %30'una sahip, üretiminin gerçekleştiği bir pazar. Bu savaştan dolayı bu ürünlerin dünya pazarına çıkamaması durumunda hem arz ile ilgili çok ciddi sorunlar hem de fiyatlama ile ilgili çok ciddi sorunlar olacaktı. Un, ekmek, tahıl dediğimiz insanoğlunun en temel ihtiyacı. Bunların yeterince olmaması durumunda ne olacaktı? Bir, fiyatlar çok yukarı gidecekti. Bulunamamasından dolayı da çok daha farklı sıkıntılar yaşanacaktı. Tahıl koridoru anlaşmasıyla bu olabilecek durumun önüne geçilmiş oldu. Geçildiği gibi Afrika ülkelerine ve diğer ikinci, üçüncü dünya ülkelerine fiyatlarda herhangi bir değişim olmadan, artış olmadan tekrar ürünlerin ulaşması sağlanmış oldu. Bir de deprem yaşadık. Asrın felaketi olarak nitelendirdik hepimiz. Evet. Ciddi derecede kayıplar verdik. Evet. Ama bu insani kaybın yanında orası aynı zamanda hububat, tahıl üretiminin de yapıldığı bir bölgeydi. Doğru, doğru. Bunun bize yansımaları ne olur kısa vadede veya uzun vadede? 11 ilimizde yaşanmış olan bu depremde ben işin biraz daha tabii tarım tarafından değerlendirecek olursam yaklaşık 3.8 milyon hektarlık ekilebilir bir arazi bu alanda bulunmaktadır. Amik Ovası'ndan, Harran Ovası'ndan, Çukurova dediğimiz ovalar bu bölgenin içerisinde bulunmakta. Yeryüzünün en verimli, iklim olarak en elverişli bölgelerinden birisi olmakta. Bunlardan zaman zaman yıl içerisinde 2 ila 3 hasat alınabilen ürünler dahi vardır. Yaş meyve sebzede olsun, hububatta olsun ve tahıl ürünlerinde olsun Türkiye'nin genel tarım üretiminin yaklaşık %16'sının gerçekleştiği bir bölgedir. Depremin gerçekleştiği bölge. Bölgede kırsal alanda yaklaşık ÇKS kayıtlarına göre yani çiftçi kayıt sistemine göre 270 bin yani 300 bine yakın çiftçimiz yaşamaktadır. Biz işe biraz daha tarım tarafından bakıyoruz. Almış olduğumuz sorumluluktan dolayı. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak 10 bin ailenin barınabilmesini sağlayabilecek en büyük konteyner projesini yürütmekteyiz aynı zamanda tüm deprem bölgesinde tim olarak. Keza biz İHBİR olarak kendi imkanlarımız dahilinde bölgeye olabildiğince sürekli ve düzenli gıda yardımlarına devam ediyoruz. Ama en önemli
konu, yani konaklama, barınma ihtiyaçlarını sağlayabilir isek kırsaldaki insanlarımızın, onları tarımdan, sahadan kopmadan tekrar hem hayvancılık hem de tarıma dönebilmeleri konusunu desteklemek istiyoruz. Keza Tarım Bakanlığımız bu konuda hali hazırda önemli teşvikler hazırladı, uygulamaya başladılar. Ama biz diyoruz ki biraz daha da fazlasını vermemiz lazım. İşte daha uygun fiyatlı gübre, mazotta ve gübrede de destek var ama dahası olabilir mi? Tohumla ilgili ilave destekler verilebilir mi? Vergisel anlamda farklı teşvikler verilebilir mi? Bunlarla ilgili de görüşme halindeyiz. İnancımız odur ki genel olarak deprem yaşamış tüm bölgelerimizin kısa sürede ayağa kalkacağı ama özellikle tarım ve hayvancılık tarafında daha da hızlı bir toparlanma olacağına inancımız tamdır.